Osman gelir misin? Bunları arkadaşlarına da. Çilek. Ödevini yapmamışsın. Yapamadım öğretmenim. Çok özür dilerim. Nedenini öğrenebilir miyim? Bebeğimle oynadım. Dersine çalıştın mı peki? Ceketin de yok. Okulda unutmuşum herhalde. Teneffüste kayıp bilosuna bakacağım öğretmenim. Peki o zaman. Tahtaya gel. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri tahtaya yazar mısın? Dersine çalışmasan bile mutlaka dün öğrendiklerimizden bir şeyler hatırlıyorsundur herhalde. Hatırlamıyorum öğretmenim. Hiç mi? Hiç. Okula başladığımdan beri kafam çok karışık. Ne zaman gözlerimi kapatsam önüme harfler, kelimeler çıkıyor öğretmenim. Dün akşam canım çalışmak istemedi. Ben de çalışmadım. Yalan söylemediğin için seni affediyorum Çilek. Ama senden yarına bütün kelimeleri çok iyi çalışmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Yerine geçebilirsin. Ne haber Çilek Hanım? Tuna, sen gel bakalım tahtaya. Ay Perihan da yememiş içmemiş sana yetiştirmiş. Aa, canım ne alakası var? Kadıncağız endişelenmiş. Biz de gelip sizinle ilgilenelim dedik. Siz de bir alemsiniz yani. Alem olan ben değilim baban. Sen de bir alemsin anne. Babam seni kıskanıyor diye esip gürlüyorsun. Ondan sonra sen de onu Perihan teyzeden kıskanıyorsun. Ayol nesini kıskanacağım o buruşun? Bak 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 gördün mü? Kıskanıyorsun. Buruşuk deme ihtiyacı hissettin. Bu sonuca nasıl vardın? Psikolojik anneciğim, tamamen psikolojik. Tabii sen fani mektebine gitmediğin için bütün bunlardan haberin yok. Ben de oturup uzun uzun anlatamayacağım. Aman bu da fani okulu diye tutturdu Perihan gibi. Gitmedim işte, gitmedim, gitmedim. Var mı bir diyeceğiniz? Bak görüyor musun? Mevzu yine dönüp dalışıp Perihan teyzeye geliyor. E tabii Perihan teyzeye gelir. Çünkü bu sabah aynı şeylerden bahsetti. Yok efendim fani okuluna gitmeliymişim. Çok zekiymişim, çok akıllıymışım, çok azimliymişim. Her işin üstesinden gelirmişim dedi bana. Tamam anneciğim bunlar doğru ama... Ay, anlaşılan biz seninle anlaşamayacağız. Hadi aşağıya inelim de biz seni babamla barıştıralım. Ben hiçbir yere gitmem. Barışmak istiyorsa o buraya gelsin. Ama siz böyle yapınca ben çok üzülüyorum anneanne. Aman da aman ben senin üzülmeni istemem. Ama nenelerle dedeler bazen böyle küserler. O köpek benden özür dilemedikçe barışmayacağım. Yo köpek demeyin Dudu teyze. Derim işte köpek o. Köpek işte köpek. Neyse hadi kızlar anneannenizin sinirleri bozuk. Biraz da dedenize bakalım. Ha gitmeden uğrayın ama gene. Anneciğim o saatten sonra eve gideriz artık çok geç olur. Ha anne, birazdan Betüş uğrayacak sana bir şey söylemek için ama ben önceden söyleyeyim. Şimdi akşam Suzan'ın doğum günü ya. Aa ben gelemem, ben gelemem. Yok, ben tam olarak onu söylemeyecektim. Şimdi doğum gününe hep beraber gideceğiz ya, çocuklarla Mevlevi Hanım'a hani... Bakamam! Ben de öyle tahmin etmiştim ama hani rica etsek... Dur bakalım, belki de gelirim. Babanla burada yalnız kalmaktan iyidir. Bakacak gibi gözüküyor ama bunun sağ solu belli olmaz. Hadi toprak yürü. Bakar umarım. Aa, en iyisi ben Betüşlere gideyim. Ay aşağı da inemiyorum taciyle küsüz diye. Olur mu bu canım? Kendi şatomda hapis hayatı yaşıyorum. Ben buraya saklamıştım. Kim yedi benim bisküvimi? Merhaba baba. Oo merhabalar. Ne zaman geldiniz siz? Epey oluyor. Yukarıdaydık. Ha, yukarıdaydınız demek. Yukarıda nerede? Anneannemin yanında. Önce ona mı uğradınız? Haklı olan benim ama siz önce onun yanına gittiniz öyle mi? Babacığım bari sen yapma. Hem biz sizi barıştırmaya geldik. İstemem sağ olun. O özür dilemeden ben onunla barışmam. Ama o da öyle söylüyor dede. Ne olacak peki o zaman? Çok basit. Ömür boyu küs kalacağız onunla. Ha baba. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Nedir o? Annemin defteriymiş. Odasından gizlice aldım. Dur iyice bir bakayım şuna. Olamaz. Buna hala yazıyor mu? Neye? Bu annenin günlüğü.
Ben onu tanıdım tanıyalı vardı. Demek hala yazıyormuş. Günlük ne demek anne? Bazılarımızın anılarını, düşüncelerini, hatta sırlarını yazdığı özel bir defter. Vay canına mercimek. Bence o defterde anneannemin bütün sırları vardır. Sahiden de vay canına. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Eda teyze? Esasında yerine koymam lazım ama... Allah aşkına koyma. Orada kim bilir benimle ilgili neler yazıyordur. Yıllarca bunun merakıyla yaşadım. Sen oku da bana da anlat. Ama baba... Lütfen. Onu peri alfabesiyle yazıyordu. Ben hiçbir zaman anlayamadım. Olsa olsa siz okuyabilirsiniz. Ne olur Eda, ne olur. İyi, peki. Hadi hemen git evde oku. İner miner şimdi aşağı yakalanırsın, hiçbir şey öğrenemeyiz. Bir zahmet benim için de başka bir deftere benim dilime çevir. Sonra da getir hemen yerine koy. Peki baba. Umarım yakalanmayız. Yakalanmayız, yakalanmayız. Hiç merak etme. Yakalanırsak bizi öldür biliyorsun. Hadi toprak gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.